Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iftara yakışacak çok güzel bir Hasan Paşa köftesi tarifiyle geldim. İnanın o kadar basit ve lezzetli ki tadına doyamayacaksınız. 500 gram kıymanın üzerine çekmiş olduğum soğanı rondodan çekip ve yarım demet maydanozu, 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, tuz karabiber ve toz kırmızı biberi koydum. Harcım bu şekilde fazla bir şey koymuyorum arkadaşlar. Bütün harcı ilk etapta spatula ile daha sonra elimle güzelce yoğurdum ve malzemem hazır artık görmüş olduğunuz gibi işlem Tamamdır şöyle şeklini göstermek istiyorum Hasanpaşa köftesi e, böyle büyükçe bir parça koparıp içerisine elimizle çukur açıyoruz arkadaşlar çukurların içi böyle çanak görüntüsü e, olacak bir şekilde oldu köftelerin içi ve borcamma dizdim iki tane kadar kaldı arkadaşlar yani toplamda 2 4 6 7 9 tane 8 9 tane çıkıyor içerisine birer parça e, ee, tereyağı koyuyorum benim tereyağım birazcık fazla geldi gözüme. O yüzden siz bir tık azaltabilirsiniz. E, kuru olmaması için tereyağını içerisinde eritmemiz gerekiyor. O da ekstra lezzet veriyor. 195 derecede 25 dakika ayarladım. 9 dakika kala kontrol ettiğimde tamamen yağlarım erimişti. O yüzden içerisine kaşar peyniri en alt katmanına koyuyorum. Ardından patates püresi vardı benim dünden kalan. Sizlere tarifini açıklama kısmında yazacağım. Mutlaka oradan alırsınız ve böyle bir e, sıkma torbasıyla patates pürelerimi güzelce bütün hepsinin içerisine sıkıyorum arkadaşlar. Ardından birer parça domates böyle görüntü açısından koyuyorum ve kalan kaşar peynirlerini de birer parça üzerine e, pay ediyorum hepsine ve air fryer içerisine göndermeden yapmış olduğum domates su ve tuzlu bir e, dom salçam var arkadaşlar. Domates salçasıyla yapılmış. Domates püresi de kullanabilirsiniz. E, sadece böyle kuru olma olmasın çok lezzetli oluyor bu yüzden bunu da kullandım onu da döktükten sonra tekrardan Air fryer içerisine 10 dakika ve 180 dereceye ayarladım pişirdim ve artık yemeğim hazır arkadaşlar Yemeğimi siz sunum kısmını izlerken ben de sizlere veda ediyorum Videom burayı kadar izlediğiniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız değerli fikirleriniz benim için çok önemli mutlaka yorumlar kısmından yazın sizlere dönüş yapıyorum Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.